Sezai Karakoç, ben çok fazla Afrika'ya ilgili olduğunu okuyordum, şey yapıyordum ama Sezai Karakoç'ta derinlikli bir Afrika imgesinin olduğunu çok farkında değildi. Mahmut Bey'i söyleyince bir daha böyle bakmaya başladım. Gerçekten Sezai Karakoç'un Afrika'sında bir derinlik var. Hatta yani şu andaki bizim Afrika düşüncesi, şu anda var olan Afrika düşüncesinin de biraz ilerisinde bir düşünce. Yani bunu görmek beni oldukça heyecanlandırdı. Çünkü yaklaşık bizim Afrika ile ilgili ilgilenmemiz 2005'li yıllardan sonra başlamıştır Türkiye olarak. Fakat Sezai Karakoç'un ilgisi tabii 1960'lı yıllarda başlıyor, Afrika'ya olan ilgisi. Ve bu ilgi şu anda bile olmayan düşünce boyutunda teorik bir ilgi. Yani bu gerçekten çok önemli görüyorum bu anlamda Sezai Karakoç'un Afrika'sını. Şimdi şiiri üzerinde çok durmayacağım. Şiirinde de bir ayrı bir Afrika imgesi var Sezai Karakoç'un. Daha çok düşüncesindeki Afrika imgesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Sezai Karakoç yazılarında Afrika çok belirgin gözükmemesine rağmen sadece bir iki eserinde Afrika öne çıkıyor. Fakat bu eserlerinde bile Afrika'ya bir düşünce temayülü içerisinde yaklaştığını görüyoruz. Yani daha önce bazı yazarlarımız, işte aydınlarımız Afrika'ya karşı ilgi göstermişlerdir. Örneğin bunlardan birisi Fehmi Gemihoğlu'dur. Gemihoğlu gerçekten Afrika'yı ilk yazan, ilk söyleyen kimsedir. Fakat Sezai Karakoç'un Afrika algısı, düşüncesi Gemihoğlu'nun biraz daha ötesindedir. Gemihoğlu biraz daha Afrika'ya böyle özgürlük ve bağımsızlık çerçevesinde bakmış. Ama Sezai Karakoç bir medeniyet havzası içerisinde bakmış ve hatta daha da ileri giderek yeni İslam medeniyetinin Afrika'da neşet edeceğini söyleyerek kadar bir öngörüde bulunmuştur. Şu anda bu Afrika bilimcileri tarafından, siyaset bilimcileri tarafından tartışılan bir konudur. 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Afrika yüzyılı başlayacak ve 22. yüzyıl Afrika yüzyılı olarak sürecek şeklinde genel bir siyaset teorisyenleri arasında genel bir tavır vardır. Fakat bunu 1960'lı yıllarda Sezai Karakoç'un belirtmeye başladığını görüyoruz. Sezai Karakoç'un Afrika'ya bakış metaforunun arkası sağlam bir medeniyet düşünüşü ve diriliş adını verdiği medeniyetin yeniden ihyasıdır. Avrupa yüzyılı olarak adettiği Batı medeniyetinde Afrika'nın yeri yoktu. Afrika çünkü Batı medeniyetinde Avrupa yüzyılında yok sayılmıştır, hiçleştirilmiştir. Fakat burada Sezai Karakoç bunun bir kasıt olduğunu söyler. Yani Afrika medeniyetinin kasıtlı olarak dışarıda bırakıldığını, yok sayıldığını ifade eder. Bir anlamda Hegel, meşhur Alman felsefeci Hegel bunu şöyle diyor. Afrikalıların tarihi yoktur. Afrikalıların kimlikleri yoktur. Afrikalıların medeniyeti yoktur. Fakat burada işte Sezai Karakoç'un haklı olarak bir tepkisi vardır. Afrika geleceğin medeniyetidir. Afrika'yı Batılılar yok sayarak göstermek istememişlerdir şeklinde bir algısı vardır. Avrupa'yı hiçleştiren tarihi yoksa Afrika'yı hiçleştiren, Afrika tarihini yok sayan bizzat Afrika'nın kendisidir. Sezai Karakoç, Doğu'nun Batı uygarlığının yağmalanmasında, Batı uygarlığının Doğu'yu yağmalanmasında aslında Afrika'ya bakış atar. Çünkü Afrika yağmalanan en fazla bölge Afrika'dır. Yani Sezai Karakoç'un o Doğu dünyasında Afrika'yı ayrı tutmak çok doğru bir şey değildir. Afrika o Doğu'nun içindedir. O Doğu'nun kapsam içindedir. Avrupa yüzyılında en çok Batılı sömürgecilerin yağmaladığı kıta aslında daha ziyade Afrika olmuştur. Sezai Karakoç 21. yüzyılda keşfedilen, özellikle Çin tarafından yeni keşfedilen Afrika'nın ta 1960'lı yıllarda
keşfedilmesi gerektiğini öne çıkarıyor. Uluslararası bilimciler de ciddi bir şekilde yani Sezai Karakoç'un bu düşüncesini haklı çıkarmakta. Gerçekten örneğin meşhur bir Afrika sosyal bilimci, Afrika üzerine bir sosyal bilimci, yani Taylor öyle diyor, artık diyor Afrika yüzyılı başlayacak, Afrika yeni bir medeniyet kuracak diyor. Yani bu noktada bir bakıma Sezai Karakoç'u da haklı çıkarıyor. Fakat Sezai Karakoç'un Afrika medeniyetinin oluşmasında temel enstrümanı İslam'dır. Ancak İslam Afrika medeniyetinin işlevinde belirleyici olabilir. Ancak Afrika medeniyeti kendisini değer taşıyacak ve daha güçlü olmasını sağlayacak İslam'ın kendisidir. Yani Afrika ile İslam arasında bir irtibat kuruyor. Eğer Afrika bu tercihini İslam'dan yana kullanmazsa tekrar Afrika Batılıların yok saydığı gibi bir adaptasyon sürecine girecek. Ya Batılılaşacak ya da yine yeni bir sömürgecilik dalgası içerisinde girecek. Sutun'da şöyle bir ifadesi var Sutun kitabında. Mesela Nijerya'yı örnek veriyor. Diyor ki Nijerya diyor bugün İslam Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve Afrika medeniyetini oluşturacak ülkesi. Fakat diyor Avrupalılar bunu çok erken gördükleri için Nijerya'yı Hristiyanlaştırmaya başlamışlardır. Gerçekten öyledir. 19. yüzyıla kadar Nijerya'da çoğunluk yaklaşık oranlama olarak %70 civarındadır İslam. Bugün ise %50 civarında Nijerya. Ve Nijerya'da Suni bir Biafra diye 1960'lı yıllarda bir devlet kurmuşlar. Bu devletin kurulmasının sebebi özellikle Nijerya'yı parçalamaktır, bölmektir. Müslümanları kuzeye hapsetmek, daha verimli, daha işte petrol bakımından zengin, madenler bakımından zengin güneyi Müslümanlardan ayırmaktır. Burada işte Sezai Karakoç uyarısını yapıyor. Nijerya'yı bölmek, parçalamak istiyorlar. Bunun nedeni de işte Afrika'nın en büyük nüfusuna sahip bir medeniyet oluşturacak Nijerya'nın İslam sayesinde bu güçlü medeniyet kurmasının önüne geçmek olarak söylüyor. İslam Afrika medeniyetinin işlevinde belirleyici olacak diyor. Belirleyici olması gerekiyor. Yoksa yine Afrika 400 yıldır sömürdükleri gibi bir sömürü düzeninden öteye giremeyecektir diyor. Sezai Karakoç Afrika'da medeniyette kurucu rolü bizzat İslam'a veriyor. Liderlik rolünü bizzat İslam'a veriyor. Bir de güzel bir yaklaşımı var Sezai Karakoç'un. Avrupa medeniyetinin Afrika'da bir karşılığı yoktur diyor. Genelde Avrupalı felsefecilerin iddia ettikleri şey şudur. Afrika'da medeniyet Avrupa ile vardır. Avrupa Afrika'yı etkilemiştir. Fakat burada Sezai Karakoç diyor ki Avrupa medeniyetinin hiçbir şekilde Afrika'da bir karşılığı yok. Hakim oldukları, Avrupalı'nın hakim oldukları yüzyıllar boyunca bile Afrika'ya herhangi bir değer katamamışlardır. Asıl değeri İslam vermiştir diyor. Gerçekten de öyledir. Bakıldığında Müslümanlar Afrika kültürlerini yok edici olmamışlar. Hatta Afrika kültürlerini yaşatıcı olmuşlar. Örneğin Mali'de 1200 yıllarında kurulan Mali İslam Devleti 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Tek bir Hristiyanlıktan sonra kurulan Afrika'da güçlü bir devlet yoktur. Yine mesela Darfur, Fur Sultanlığı Sudan'da kurulan bu İslam sayesinde İslam ile Afrika'nın kültürünün birleşmesiyle oluşan bir devlettir. Bunu biz Hristiyanlık şeyinde göremiyoruz. Yani Hristiyanlığın Afrika'sında bunu göremiyoruz. Çünkü Hristiyanlık Afrika'ya bir sömürgecilik dili kullanarak gelmiştir. Yani sömürgeciliğin yan unsurlarından birisi her zaman Hristiyanlık olmuştur. Fakat İslam Afrika'ya girerken böyle bir şey yapmamış. Aynı Bilal Habeşi'ni özgürlüğü muşluladığı gibi Afrika'ya da özgürlük düşüncesini, bağımsızlık düşüncesini İslam vermiştir.
zaten 18. ve 19. yüzyılda, özellikle 18 ve 19. yüzyılda batıya karşı tahakküm, sömürgecilik faaliyetlerine karşı direniş hep Sufi İslam'dan gelmiştir. Nijerya'da da böyledir, Osman Fadlı örneği. Sudan'da da böyledir, Hatmiye tarikatı. Yine Somali'de de böyledir. Hep İslam'ın Afrikalıları bir dirence, bir isyana, bir yeniden dirilişe sevk ettiğini görüyoruz. İşte Sezai Karakoç bunu ilk görenlerden birisidir. Afrikalı hiçbir zaman Avrupa'yı sevmemiş, benimsememiştir zaten. Benimsediği sadece Hristiyanlık olmuştur. Onun dışında Avrupa'yı bir Avrupalıları bir değer olarak kabul etmemiş. Fakat Afrikalılar Avrupa'dan çekilmişler, korkmuşlar, yakınlaşmamışlar. Mesela İslam ile Afrika arasında kurulan ilişki Hristiyanlık ile Afrika arasında kurulamamış. Bunu meşhur Güney Afrika'nın Nobel ödüllü Desmond Tutu de itiraf eder. Der ki biz apartheid döneminde mücadele ederken beyaz azınlığa karşı Hristiyanlık bir rol üstlenemedi. Kendisi bir papazdır, Anglikan bir papazdır. Fakat bakıyoruz ki Müslümanların yaşadığı bölgelerde apartheid'e karşı mücadelenin temelinde bir İslam düşüncesi vardır. Kardeşlik, birlikte olmak, herkesin eşit sayılması, ırklara karşı, baskın ırka karşı bir diriliş mücadelesi Müslüman bölgelerde, özellikle Güney Afrika'da gerçekleşmiş. Ama bu Afrika'daki Hristiyanlar arasında böyle değildir. Afrika'da Hristiyanlar kendilerini bir nevi istemeseler de veya kabullenmeseler de siyah, beyaz ırkın altında görmüşler. Ama Müslümanlar öyle değildir. Örneğin çok ilginç bir şey, benim dikkatimi çekmişti Güney Afrika, Cape Town şehrinde. Ayrı ayrı kiliseler vardı. İşte beyazlar için ayrı kiliseler, melezler için ayrı kiliseler ve işte siyahlar için ayrı kiliseler. Şimdi şöyle bir kilise yoktu mesela apartheid dönemin son bulmasına kadar, 1994'e kadar. Bütün işte Afrika, Güney Afrika'daki herkesi birleştiren bir kilise yoktu. Ama herkesi birleştiren Afrika'da bir cami vardı mesela, bir cami. Ve bu cami de Osmanlı'nın yaptırmış olduğu bir camiydi. İlginç bir şey. O camide Müslümanlar, Hristiyan, Müslümanlar, beyazlar, melezler, siyahlar birlikte ibadet edebiliyorlardı. Ama Güney Afrika'da öyle değildi. Güney Afrika'da kilise parçalanmaya, bölünmeye fırsat tanırken İslamiyet özellikle kardeşliği, beraberliği ön planda tutmuş. Sezai Karakoç Afrika'da yeni bir dönemin başladığını ifade ediyor. Yeni bir dönem başlamıştır diyor. Fakat bu dönem sancılı geçecektir. Yani bu dönemde Avrupalılar, Avrupalıların silahlarıyla başlangıçta Afrikalılar mücadele edeceklerdir. Bunun da nedeni şudur, Doğu'nun silahları henüz üretilmemiştir. Doğu'nun silahları yoktur, bu yüzden Afrikalılar, Avrupalılar Afrikalıları verdikleri silahları kendilerine karşı kullanıldığını göreceklerdir diyor. Çünkü silah diyor Avrupa ile Afrika arasındaki bir aracıydı diyor. Bu araçta artık Afrika uyanmış, tekrar Avrupa'nın silahları, verilen silahları Afrika'ya, Avrupa'ya doğru yönetmiştir diyor. Afrika bu çatışmada Avrupa'nın silahlarını kullanacak, Doğu'nun silahlarını daha sonraki bir dönemde kullanacak ve asıl Afrika medeniyeti de o zaman ortaya çıkacaktır diyor. Sezai Karakoç bir çağrı yapıyor. Afrika geliyor diyor. Gerçekten bunu bu şekilde ifade ediyor. Afrika geliyor çağrısı. Afrika diyor siyasi ve tarihi anlamda geliyor. Afrika artık siyasi oluşumunu tamamlamak üzeredir. Bu 1967'de yazdığı. Yani fakat bunu birden olabilen bir şey değil. Sezai Karakoç bunun farkında. Bunu bir dönemsel olarak düşünüyor. Afrika gelecek, artık kendi siyasi oluşumunu tamamlayacaktır.
Afrikalılar meşhur bir atasözü vardır. Der ki, biz tarihimizi, geçmişimizi avcılardan öğrendik. Avcılar yazdı tarihi, Afrika tarihini. Fakat artık Afrika tarihini aslanlar yazacak, aslanlardan öğreneceğiz. Şimdi bu ifadeyi bir anlamda Sezai Karakoç seslendiriyor. Artık Afrika tarihi yazılmak üzere. Zaten geçen günlerde Zimbabwe Devlet Başkanı Mnangagwa da aynı şeyi söyledi. Dedi ki artık bundan sonra Afrikalılar kendi tarihlerini beyazlardan değil Afrikalılardan öğrenecektir. İşte Afrika'nın ilk muşkusu, mücadelesi, bağımsızlığı da, asıl bağımsızlığı da, medeniyet kurması da ancak bundan sonra gerçekleşecektir. Artık Afrika kendi tarihini yazma dönemine başlayacak ve Afrikalılar Afrika'yı Avrupalılardan değil Afrikalılardan öğrenecek. Fakat Avrupa Afrika'nın bu şekilde gelişine izin vermeyecek diyor Sezai Karakoç. Sert bir karşılık verecek diyor. Aslında burada Afrikalılara karşı bir uyarı vardır Sezai Karakoç'un. Hep şunu söylerim, bunu ifade ederim, burada da söylemiş olayım. Sezai Karakoç aslında ruh ve düşünce olarak bir Anadolu insan ama kökleri Afrika'da olan bir insandır. Ya Afrika insanın duygusunu, düşüncesini, hissiyatını yansıtır. Ben ötesini söyleyemeyeceğim. Orada müthiş bir Afrikalı imgesi vardır mesela. Yani bir Afrika'yı gördüğüm, Afrika'yı tanıdığım için bunları söylüyorum. Burada bir uyarı yapıyor. Afrika'nın uyanması, kıpırdanması, isyanı, özgürlüğü baltalanmak istenecek Avrupalılar tarafından. Çünkü Afrika'dan yükselen Afrika Avrupa ile yüzleşecek. Avrupa hiçbir zaman kendisiyle yüzleşilmesini istememiştir. Çünkü yüzleşmekten çekinmektedir, korkmaktadır zaten. Fakat Afrika Avrupa ile yüzleşecek ve güç ve bütün güçlerini bir yanardağ misali gibi getirecektir. Tüm güçleri Vezüv yanardağı gibi boşaltacak Avrupa'nın üzerine. Fakat Avrupa'nın handikapı biraz önce de söylediğim gibi Batı teknik silahı karşısında kendi silahını üretecek henüz gücü yoktur. Bu güç ancak Doğu'nun yani Afrika'nın doğulaşması ile mümkündür. Fakat Doğu da henüz o silahları üretebilmiş değildir. İslam Doğu'nun başı ve önderi olarak Batı'ya da yol gösterecek tek hakikatin sahibidir diyor Sezai Karakoç. Nasıl geçmişte Batı medeniyetinin kendisini bulmasında İslam medeniyeti kaynaklarından faydalanması başlıca rol oynamışsa Afrika'da bugün ve gelecekte kendini bulması ve ortaya koymasında birinci olarak İslam ile hareket edecek ve İslam onun kaynağı olacaktır. İslam düşünce olarak, ahlak olarak, ruh olarak, cihat fikri olarak Afrikalılara bunu vermektedir diyor Sezai Karakoç. Asya ve Afrika'nın uyanmaya başlayan dev enerjisi ancak İslam mucizesiyle verimli bir kanala alınabilir, akıtılabilir. Gerçek bir dirilişte ancak böyle olur diyor Sezai Karakoç. Sezai Karakoç Afrika'ya bir de İslam ve Hristiyanlık açısından da bakar. İslam Afrika'yı diriltmiş, yeni devletler, yeni medeniyetler ortaya çıkmasını sağlamıştır. Fakat Hristiyanlık ise Afrika'nın sömürülmesinde aracı bir rol oynamıştır. Çünkü Batılılar misyonellik faaliyetleriyle Afrika'nın daha fazla sömürülmesine katkıda bulunmuşlardır. Çok ilginç bir şey daha söylüyor Sezai Karakoç. Yani bugün bizim eleştirdiğimiz, Afrika çalışmalarında eleştirdiğimiz bir nokta var. Gıda terörizmi deriz. Gıda terörizmi. Yani bir anlamda bu Batı'nın Afrika fakir, Afrika yoksul diyerek Afrika'yı gıda yardımlarıyla kuşatması. Aslında Sezai Karakoç bunu söylüyor. Aslında diyor bunun arkasında bir sömürgecilik ruhu vardır diyor. Çünkü
Afrika fakirleştirilen bir Afrika'dır. Aslında Afrika zengindir. Afrika büyük bir işte İslam medeniyetinin unsurlarından birisidir. Ama Afrika Batı tarafından fakir bırakılmıştır, zayıf bırakılmıştır. Fakirleştirilen, yoksullaştırılan Afrika olmuştur. Yani biz bunları belki 2005'ten sonra falan söylemeye başladık ama Sezai Karakoç bizden daha önce bunları söylemeye başlamış. Şimdi bakıyoruz gerçekten de bir Harar medeniyeti vardır mesela Etiyopya'da. Etiyopya'da Harar İslamiyet'in dördüncü kutsal şehri olarak görülmüş. Mekke, Medine, Kudüs ve Harar. Ve orada Doğu Afrika'daki İslami medreselerin eğitimin en önemli merkezlerinden biri olmuş. Ve çok ilginç bir şey, çok ilginç bir şey. Etiyopyalılar diğer Afrika ülkelerinden biraz farklıdır. Yani genellikle Avrupa'nın tahakkümünü, sömürgeciliğini kabul etmemişlerdir. Ve sömürgeleşmeyen tek Afrika ülkesi de Etiyopya'dır. Bunun nedeni, iki tane nedeni vardır. Birincisi köklü bir onların bir Hristiyan medeniyeti olması, Hristiyanlığın uzantısı olması, Doğu Hristiyanlığı merkezlerinden biri olması. İkincisi ise Harar medeniyetinin gölgesinde yaşamalarıdır. Yani Harar İslam medeniyeti Etiyopyalıların kendi kimliklerinden, kendi kültürel anlayışlarından kopmamalarını sağlamış. Çünkü Batı girdiğinde orayı yok ediyor, oranın kültürünü yok ediyor. Ama tek belki de zamanımıza kadar yok edilmeyen ender kültürlerden birisi, Afrika kültürlerinden birisi Etiyopya'dır. Bunun da nedeni bir anlamda Harar İslam medeniyetinin uzun süre şemsiyesi altında yaşamalarıdır. Sezai Karakoç Afrika'da Hristiyanlığa yıkıcı bir yol verirken, rol verirken İslam'ın Afrika'yı dirilttiğini belirtir. Sezai Karakoç'u haklı çıkaran sonuçlardan birisi de biraz önce söylediğim gibi Afrika'da Avrupa'ya karşı direniş ve isyan hareketlerinin çoğunun İslam etkisiyle ortaya çıkmasıdır. Hristiyanlık ise tersine Afrika'yı köleleştirme, Afrika'yı Batı'ya bağımlı hale getirme yolunu izlemiştir. Sezai Karakoç, Batı'nın sömürgecilik pençesinde olan Afrika'yı Doğu'ya çağırmaktadır. Afrika'nın kurtuluşu Batı'da değil, Doğu'dadır. Sezai Karakoç'un deyimiyle bir gecenin ayak yürüyüşüyle koşan siyah ırkı İslam seher aydınlığına çağırıyor. Buradaki ırk tanımı da ilginç Sezai Karakoç'un. Sezai Karakoç belki ilk defa siyah ırkı pozitif olarak kullanan düşünülür. Baktığımızda zaten siyah ırk teriminde bir pozitif bakış görürüz. Yani siyah ırkı bir zenci, işte beyaz ırktan aşağı bir şey olarak görmez. Ona hatta siyah ırkı bir şahlanış olarak ifade eder. Fakat buradaki şeyi tabii bir ırkçı söyleminden ziyade, böyle bir söylemi kesinlikle yok. Daha ziyade siyah ırka verdiği, beyaz ırka kadar verdiği değerden kaynaklanmaktadır. Sezai Karakoç, Afrikalıların klan medeniyetinden çağdaş medeniyete geçişe başladığını söyler. Putların, kahinlerin, dinlerin artık Afrika'da ölmeye başladığını, Afrika'nın bir medeniyet değişimi yaşadığını. Fakat Afrikalıların dinsizleştirmeye alet olmadıklarını, belki de Avrupalıların daha çok fazla istedikleri şey, belirli sömürge sonrasında dinsizleştirme modeliydi belki. Yani bugünkü Avrupa'da, özellikle Orta Avrupa'da gördüğümüz bir dinsizleşme metaforunun gerçekleşmesiydi. Fakat Afrikalılar daha çok da dinsizleştirme değil, ya Hristiyanlığı tercih etmişler ve tercih etmeye devam etmişler ya da İslam'ı daha ziyade bir kurtarıcı bir din olarak görmüşler. Ve bundan sonra diyor Sezai Karakoç, Afrikalıların tercih edecekleri tek din İslam olmalıdır. Çünkü Hristiyanlık Batı'ya bağımlı hale getiriyor.
Ama İslam Bilal Habeşi'ye verdiği özgürlük muşlusunu Afrikalılara veriyor diyor. Sezai Korkuç'un bir de siyasi olarak üzerinde durduğu bir nokta var Afrika için. Avrupalılar Afrikalıların Müslümanlaşması, İslam'a kayacağını anladıkları için Afrikalıların içlerine sosyalizm tohumunu ektiler diyor. Çünkü bakıyoruz gerçekten 1950'den sonra çıkan bağımsızlık hareketlerinde hep Afrika'da sosyalist etki vardır. Somali'de bunu görüyoruz, Gine'de bunu görüyoruz, işte Burkina Faso'da bunu görüyoruz, Sierra Leone'de bunu görüyoruz. Fakat buradaki önceki hareketler aslında Batı'ya karşı sufi direniş hareketleridir. İslam'dan beslenen hareketlerdir. Ama 1950 sonrası için böyle değildir. 50 sonrası daha çok Afrikalıları yeni devletler kurma, modern ulus devletler kurma bağlamında daha ziyade etkili olan sosyalizm fikri olmuştur. Burada işte Sezai Karakoç bu uyarıyı yapıyor. Aslında Avrupalılar bunu bilerek yapmışlardır. Çünkü Afrika'yı parçalamak, bölmek, Afrika'nın o enerjisini dağıtmak için bunu gerçekleştirmişlerdir diyor. Afrika İslam'a doğru kayarken bu sosyalistler sayesinde artık Batı'nın istediği devletler haline dönüşmüşlerdir. Gerçekten de öyledir. 1950'lerden sonra kurulan, belki biraz Sudan'a farklı tutabiliriz, kurulan devletlerin temelinde bir Marksist, sosyalist jargon daha ön plandadır. Ve Somali'yi bu hale getiren Siderle rejimi sosyalist bir rejimdir. Ve Somali'ye gittiyseniz belki Somali çok dindar bir halktır. %95'ten fazlası Müslüman bir halk ve dindar bir halk. Fakat bu halk maalesef uzun bir süre sosyalistler tarafından yönetilmiştir. Yine Gine'de, Gine'nin gelenekleri olan sufi bir devlettir. Fakat Gine'yi kuranlar, yeni modern Gine'yi kuranlar sosyalistler olmuştur. Senegal'de öyledir. %99'u Müslüman bir devlettir. Fakat Senegal'de ön plana çıkan, devlet kurucu rolü üstlenen, daha ziyade Fransız sosyalizminden etkilenen, hatta kendisi Hristiyan olan bazı aydınlar ve siyasetçiler olmuştur. İşte bunun yolu Sezai Karakoç'un Afrika'sından geçiyor. Afrika artık geleceğin, bunu söylüyor zaten, geleceğin medeniyetidir ve yeni medeniyet İslam'la bütünleşecek ve Afrika'da kök salacaktır demektedir. Teşekkür ederim.